Magnus Carlsen, Hikaru Nakamura. E4, E5, At 3 At C6, Fil C4, Fil C5, Kısa Rok, At 6 D3. Arkadaşlar buradaki temel strateji önce E4'ü tutarak daha sonra hazırlıklar sonucunda merkeze ikinci piyonu getirmek D4 sürmektir. Nakamura kısa rok yaptığında Karsen'in tercihi A3 olmuş. Az önce dünya şampiyonunun temel planının D4 sürüşü olduğundan bahsettik. Bunu yaptığında rakibinin fil G4 gelerek atı açmaza almasını, dolayısıyla merkeze D4 karesine olan baskıyı arttırmasını engelledi. Nakamura a6 yapıyor. Böylelikle D6'yı hazırlamış oldu. Eğer aşaltıdan önce d6 yapılsaydı artık fil e7 karesine geri gelemediğinden dolayı fil g5 daha problemli bir açmaz oluşturabilirdi. Bu sebeple Nakamura aşaltıyı öne alıyor. Karsen c3 ile d4 planını sürdürdüğünde d6 kale e1. E4 piyonla yeterli destek sağlandı ve artık D4 sürüşü için her şey hazır bekliyor. Arkadaşlar tabii ki birçok videomuzda bu filin değerinden ve eğer yapılabiliyorsa at a5 ile bu fili alarak fil çifti avantajının stratejik öneminden bahsediyoruz. Peki burada at a5 olmaz mı? At a5'e öncelikle bu fil kendisini güzel bir manevrayla c2 karesine geri aktarabilir ve ayrıca bu stratejiyi atın ve filin bulunduğu pozisyonlar taktiksel açıdan desteklemez. Hemen B4 sürüşü bile yapılabilirdi. Bu sebeple kale E1'e Nakamura at A5 yapmamış ancak A5 piyon sürüşünü yapıyor. Peki bu A5 neye hedefliyor olabilir? Öncelikle Magnus Carlsen'in bir noktada vezir kanadından daha fazla alan kazanmasını engellediği gibi bazı durumlarda çok güzel bir vezir manevrasını hazırlıyor. Vezir açılan A7 karesine gelerek kurulan fil ve vezir bataryasıyla birlikte hem merkeze hem de rakibinin şahına güzel bir baskı kurabilir ve az önce alamadığı bu fili yine belirli hazırlıklar sonucunda ata 5 fikriyle almaya çalışabilir. En son A5'e karşı şimdi dünya şampiyonu beklenildiği gibi D4 sürüşünü yapmış. Tabii ki Nakamura merkezdeki tek dayanak noktasından bu piyonundan öyle kolay kolay vazgeçmeyecektir. Ve gerilimi baskıyı sürdürmek adına fil B6 geri dönüyor arkadaşlar. Burada öncelikle şunu söyleyeyim. Kale E1'in önce yapılması, yani D4 ile Kale E1'in sırası oldukça önemli. Eğer önce D4 yapılsaydı bu çok başka bir hikaye olabilirdi. Ve bir de arkadaşlar lütfen şuna dikkat edin. İki büyük usta da açılıştan bu yana birçok piyon sürüşü yaptı. Ağırdan alan manevralar yapıldı. Aynı taşla birkaç hamle yapıldı. Bunları yapabilmelerinin en önemli sebebi merkezin şu noktada görece kapalı bir karakterde olmasıdır. Eğer bu fikirleri bir Sicilya veya Benoni savunmasında uygulamaya kalkarsanız sonuç pek iyi olmayacaktır. En son fil B6'ya karşı. Burada Karsen kendi açısından mutlu olmalı. Kendisinin çok güzel bir merkezi var. Ancak bir taraftan Nakamura'nın açısından bakacak olursak gerçekten hafife alınmayacak bir merkeze baskı söz konusu. Ve burada Karsen fil e3 yapıyor. Şimdi ilk bakışta kalenin önünü kapattığından dolayı sanki e4 piyonu boşta gibi değil mi? Gelin hep birlikte kale E1'in nasıl taktiksel anlamda merkezi E4 piyonunu tuttuğunu anlamaya çalışalım. Eğer burada at alır E4 yapılsaydı D5 olur gibi. Ne dersiniz? Şimdi atı istiyoruz ve eğer at kaçarsa fil alır B6 ve kale atı istiyor. Bakın kale E1 ne kadar önemli görüyor musunuz? Peki D5'e karşı eğer direkt fil alır E3 yapılırsa yine bu kale sağ olsun kale alır E3 ve 2 at birden istek altında kalırdı. Bu sebeple fil E3'e karşı E4 piyonu taktiksel olarak destekleniyor diyebiliriz. Nakamura burada çok önemli bir karar veriyor ve merkezdeki gerilimi sonlandırarak D4 karesinden alışa giriyor. Ve C alır D4. Eğer rakibinize böylesine ikili piyon, mükemmel bir merkezle bırakıyorsanız bunun çok iyi bir sebebi olmalı. Tabii ki d5 yapabilmek. Rakibi uzun süre böyle bir merkezle bırakırsanız sonuç pek iyi olmayacaktır. Ve D5 sürüşü tempoyla geldi ve rakibinin şah kanadına daha yakın olan piyonunu E4'ü almaya çalışıyor. Fazla bir seçenek yok. Karsen E alır D5 yaptığında Nakamura direkt bu alışı yapmak yerine önce at E7 yapıyor ki D5 karesinde bir at blokesiyle kalabilsin. Ve şimdi Karsen at c3 yaptığında Nakamura at e alır d5 yanıtını veriyor arkadaşlar. Ayrık piyonlarla ilgili bir rivayet vardır. Eğer o piyon ilerleyebilirse arkasında biriktirdiği potansiyel enerji büyük bir etkiyle açığa çıkar. Benim okuduğum kitapların hepsi böyle diyordu. Nakamura da bu piyonu atlarıyla bloke etmeye çalışıyor. Atlar en iyi bloke taşlarıdır. Tabii ki ayrık piyon bir avantaj mıdır yoksa zayıflık mıdır? Duruma göre değişir. Eğer burada olduğu gibi tahtada birçok taş, özellikle vezirler varsa, bu piyon size bir alan üstünlüğü sağlar, dolayısıyla bir atak, mat atağını güzel bir şekilde destekler oyun sonuna girildiğinde genellikle birçok taşı kendisinin savunmasına bağladığından dolayı zayıflık haline gelir. En son at e alır d5'e, karsen vezir d2 yapmış ve sahip olduğu alan avantajını kullanmaya çalışırken Nakamura'nın az önce yaptığı h piyon sürüşünü de hedef alıyor arkadaşlar. Ve Nakamura burada c6 ile çok önemli olan bloke D5 karesinin kontrolünü arttırdığında Magnus Carlsen büyük ihtimalle son zamanlarda çok fazla tal oyunu izlemiş olmalı ve burada fil alır aşaltı fedasını saniyeler sonra yapıyor neredeyse düşünmeden. G alır aşaltı, vezir alır aşaltı. Böylelikle şahın önündeki iki piyon artık yok. Vezir şaha çok yaklaştı ve güzel yanı vezir rahatsız edilemiyor. Bu çok güzel bir haber. Gerçekten savunma bulmak çok zor. Nakamura fil f5 yapmış. Filini yani savunmaya fazladan bir taş getiriyor. Ancak bu Karsen'e kale e5 temposunu verdi. Fil G6 geldiğinde şimdi kale G5 ile fili açmaza alıyor dünya şampiyonu. Yani bu oyunda gerçekten Karsen'den bir tal Necmettinov esintisi alabiliyoruz. Ataş 7 ile ver kaleyi diyor. Karsen kale G4 ile açmazı sürdürüyor. Ve arkadaşlar burada D5 karesindeki atın aslında açmazda olduğu söylenebilir. Eğer olur da Hemen bu kaleyi at f6 temposuyla isteyeyim diyecek olursanız bu fil mat atağını güzel bir şekilde destekliyor olacaktı. Kale g4'e Nakamura'nın tercihi kale e8 olmuş. Karsen önce d5 karesinden bir alışa giriyor. C alır d5'in ardından fil d3 ile açmaz üzerindeki baskıyı arttırıyor. Nakamura at f8 ile açmazdaki fili tutmuş. Ve burada tabii ki dikkat edelim. Kale h4'e vezir f6 matı tutabilirdi. Karsen at e5 yapmış. Az önce dedik ya bu ayrık piyonun sağladığı en önemli avantaj alan avantajı ve atı e5 karesinde destekliyor. Böylelikle at mat atağına katılmış oldu. Nakamura kale e6 ile filini savunmaya çalıştığında Karsen fil f5 yapmış. Yani burada sürücü koltuğunda ben oturuyorum, direksiyonda ben varım diyor rakibine. Kale D6 geldiğinde şimdi at alır G6, F alır, fil alır, kale alır, kale alır, at alır, vezir alır derken bir anda şah yapayalnız kaldı. Şah H8 vezir H5. Şah G8 vezir G4. Şah H7 kale E1'in ardından Karsen rakip şahı istediği pozisyona getirdi ve mat temasını oluşturmaya çalışıyor. Nakamura en son kale C8 yapmış ve burada Karsen'in kale E6'sına karşı oyunu terk etmiş arkadaşlar. Peki neden? Öncelikle Karsen ne yapmaya çalışıyor anlayalım. Diyelim ki A4 yapılsın ve burada dünya şampiyonu Vezir G6 yapacak. Şah H8, Vezir H6, Şah G8, Kale G6 ve Şah F7'ye geldiğinde Vezir H7, ister şah F8 kaçsın, ister şah E8 kaçsın, Kale G8 mat olacaktı. Peki kale E6'ya. Madem 6. yatay çok önemli, Kale C6 ile savunma yapsın. Buna da Vezir G6 ve Şah H8'e geldiğinde Kale E8 rahat bir şekilde veziri kazanırdı. Bu sebeple iyi bir savunma olmadığından dolayı Nakamura terk ediyor. Finalde Karsen ve Wesley karşılaşacak. Final mücadelelerinin incelemesiyle de birlikte olmayı umuyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımızı katıl butonuyla bağışlarınızla destekleyebilirsiniz. Ayrıca videoyu beğenerek kanalıma abone olarak ve yorum yaparak da beni çok mutlu edebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Satrançla kalın.